hafta içi yaptığım bir röportaj var. Çok keyifliydi Ömer Bey. Merak ediyor musunuz? Çok merak ediyorum. Acaba bu hafta neler konuştunuz? Evet. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Melih Atağan Güven'i iş ortamına konuk oldum efendim. Hamilelikte sıkça rastlanan huzursuzluklar, tatsız durumlar neler yaşanıyor? Bunları konuştuk Melih Bey'le. Çok keyifliydi. Şimdi röportajımızı izliyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Sağlık Zamanı'nda bugün yine çok değerli bir yerdeyiz efendim. Kadın hastalıkları, doğum ve perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Melih Atağan Güven'in iş ortamındayız aslında. Nasılsınız Melih Bey? Evet, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Burası benim çalışma ortamım. Evet, çalışma ortamımız. Görüyoruz zaten. Ultrason cihazını görüyoruz. Arkada bebeklerin ultrasonlarını görüyoruz. Evet, takip ettiğimiz gebeler, doğurttuğumuz gebeler. Güzel enstantedir, ailelere hatıra olması için verdiğimiz fotoğraflardan görüntüler. Kendinize de ayırıyorsunuz. Evet, evet. Hoş bulduğunuz fotoğrafları bazen onların da önerileriyle paylaşıyoruz. Eminim birçok doğum hikayeniz vardır. Olmaz olur mu? Saymak bitmez. Bir gün onları da mutlaka dinlemek isteriz. Elbette. Peki hocam, ben önce perinatoloji uzmanı dedik. Bilmeyen izleyicilerimiz için bunun bir tanımını yapabilir miyiz? Aslında kadın hastalıkları doğum İHSA'sını bitirmiş hekimlerin 3 yılda gebelik ve anne karnında bebek sağlığı ile ilgili 3 yıl daha çalışınca perinatoloji uzmanı olunuyor. Temel alanı anne bebeğin sağlığı. Yani anne karnında bebekte herhangi bir problem varsa bunlara müdahale, doğum zamanı ve bebekle ilgili çözümler, keza bu sırada hamilelik sırasında annenin bir problemi varsa bunların çözümüne çalışan bilim dalına perinatoloji denir. Yani hamilelik sürecinde mutlaka ihtiyaç duyulabilecek elbette, bir uzmanlık alanı. Elbette. Arabayla yola çıkarsınız, lastik patlayabilir, başınıza bir iş gelebilir. İşte o zaman o gibi durumların kararı ve doğru zamanlamasını yapmak bir perinatoloji uzmanına ihtiyacınız olacaktır. O zaman tabii ki kişinin adresi perinatoloji uzmanı oluyor. Evet, gerçekten hamilelik süreci heyecanlı bir süreç. Buradan anne adayları da mutlaka vardır bizi izleyen. Ve daha sonrasında doğumdan sonraki süreci de konuşacağız sizinle. Evet. Bugün hamilelik sürecinde yaşanan sıkıntılar, çözümleri, doğum sonrasında yaşanan durumları konuşacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet. Biz zaten üçe ayırdık bu süreci, 9 aylık kısmı. Evet. Yani aslında hamileyi ilk üçe paylaşmak doğru. İlk trimester dediğimiz Latince bir trimester 3 ay oluyor. Yani ilk 3 ay, ikinci 3 ay ve son 3 ay. Dolayısıyla gebeliği 3'e böldüğümüzde bu 3 aylara ilgi özgü şikayetler belirgin oluyor. Çünkü farklılaşıyor. Farklılaşıyor tabii ki. Bebeğin büyümesi. İlk 3 ayda gebelik oluşmasına bağlı şikayetler. İkinci 3 ayda ortalama pek bir şikayet olmakta bir bazı şikayetler ve son trimesterde artık da bir annenin karnı büyüyor. Bazı mekanik etkilere bağlı, fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasına bağlı şikayetler ön plana çıkıyor. Tabii bunlara yönelik bugünkü amacımız bizim ufak böyle tavsiyelerde bulunmamız, gebeliği daha kolay ve daha pürüzsüz bir hale getirmeye çalışmak olacaktır. Bu kapsamda isterseniz, uygun görürseniz ilk trimesterdiğimiz ilk 3 ay şikayetlerinden bahsetmek istiyorum. Buyurun, evet. Bildiğiniz gibi hamilelik herkesin işte filmlerde gördüğünüz bulantı kusmayla başlar. Annelerin en çok yakındığı şikayet bulantı kusmadır. Sıklıkla nedeni bu bebeğin plasentasındaki virüslerin salgıladığı HCG hormonu, human chorionic gonadotropin diye bir hormon var. Bu hormon tüm gebelerde var da niye herkeste bulantı kusma veya bir gebede bir bulantı kusma varsa bazı da böyle hastaneye yatacak, serum bağlanacak düzeylere geliyor. Niye oluyor? Çünkü çalışmalar göstermiş ki mide şikayetleri, gastrit ve ülser benzeri şikayetleri olan ve bunların midesinde çoğunlukla Helicobacter pylori diye bir bakteri vardır. Bunlar da bulantı kusmalar çok daha agrebe, çok daha şiddetli oluyor. Bunlar biraz daha zor geçiriyorlar. Hı hı. Bunlar yokken de bu HCG ama en çok suçlanan HCG ve Helicobacter pylori. Dolayısıyla bunların bulantı kusmaları biraz zor geçecektir. Tabii bunun yönelik bitkisel tedaviler var. Bazı ilaçlarımız var, bebeğe zarar vermeyecek. Doktor tavsiyesi de anne adayımız bunları güvenle kullanabilir. Ama tabii ki en önemli şey iritan maddelerden uzak durmaktır. Nedir bunlar? İşte kokan, anne adayı artık en ufak bir yerde yemek kokusu duyduğunda öğrenebilir, kusabilir. Kokuya duyarlılık aynen, oluyor diyorlar. Aynen, kokuya duyarlılık olur. Bunlardan kaçınmak gerekir yemek kokusundan. Ilık şeyler provoke eder. Yani çok bulantıyı arttırır. Soğuk ve sıcak olma, ılık bir şey bulantınızı arttırır.
Bunun dışında acılı, ekşili, baharatlı şeylerden uzak durmak lazım. Bunlar da tetikler. Daha çok hani nasıl beslenmek lazım? Kısaca kuru bir gıdalar. Bilgi. Kuru gıdalar ve tuzsuz, kuru ve tuzlu gıdalar. Hani bunlar daha çok böyle kuru gıdalar, böyle yağ, Bastırır evet mideyi. aynen öyle bir ek. Leblebiler. Aynen öyle, aynı örneği verecektim. Leblebi olabilir, kraker olabilir. Hafif böyle tuzlu bir Evet. kraker, yağsız bir kraker. Bunlar böyle geçer. Anne adayla korkar, işte bir şey yiyemedim, beslenemedim, bebeğim beslenmedi gibi telaşa kapılmasınlar. Evet hocam, bunu da çok duyuyoruz. Çünkü beslendikten sonra genelde kusma yaşayan çok kişi var. Acaba yediklerim işe yaramadı mı, bebeğime gitmedi mi gibi telaşlar Yok, oluyor. bakın şöyle bir örnek vereyim. Bugün Afrika'da insanlar var. Bir deri bir kibik kaburgalarını görüyorsunuz. 35 kilo bebek doğurabiliyor, 3 kilo. Yani direkt bağlı değil. Annenin yedi bir kebap yedi, bir yemek yedi. Bu direkt bebeğe gitti. Bebek de ondan beslendi diye bir şey yok. Dolayısıyla normal sağlıklı beslenmek başka, karnınızı doyurmak başka bir şey. Amacımız sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bu kapsamda annenin mutlaka protein, karbonhidrat, yağ ve denge mineralleri içeren tüm yiyeceklerden alması lazım. Tek yönlü beslenmek hiçbir zaman iyi değil. Her gün makarna, her gün pilav verseniz hep karbonhidrat ağırlıklı olur. Tabii ki bunlar da Dengeyi içinde kurmak olacak ama lazım. dengede bulunacak. Dolayısıyla ama 2-3 ay biraz nahoş geçebilir bulantı kusmalar açısından. Anne adayı endişe etmesin. Asıl kilo alımı zaten ilerleyen haftalarda başlar. Dolayısıyla 2-3 ay biraz böyle kilo kaybıyla bile gidebilir. Bu Gidebilir. bulantı kusmadan başka ilk şikayetler sıklıkla 2-3 ayda anne tat duyusunu kaybeder. Dilin üzerinde tat duyuları vardır. Bunlar bozulduğu için anne adayı daha önceden çok beğendiği şeylerden nefret edebilir. Daha önce nefret ettiği şeyde ah ne güzel diye çok sevebilir. Bunu da anormalleşmek gerekiyor. Tabii biraz annenin ruh hali değişebilir. Biraz ağlamaya meyilli, depresyona meyilli olabilir. Biraz Hormonlar da değişir, değil en mi? önemli aslında uykuya meyilli yatar. Hocam başımı kaldıramıyorum, uyuyorum uyuyorum, yorgunluk olur. Böyle tatlı tatlı hep bütün gün uyumak ister. Çünkü Bunlar... ilk haftalar bebeğin daha çok organ gelişiminin olduğu haftalar Evet, aynen öyle. Ve sanırım. bununla birlikte progesteron hormonu salgılanır. Progesteron hormonu insanı depresyona sokan bir hormondur. O yüzden anne adı hep böyle uykuyamıyor, böyle sessiz, sakin, biraz depresif olabilir. Tabii bunu baba adayları için söylüyorum. Biraz annelere Anlayışlı olun tolerans göstermeleri olur. Onun dışında 2-3 ay biraz da sık idrara çıkma olur. Neden? efendim. Çünkü rahim normalde yumruk kadar bir organdır. Tabii bebek Büyüdükçe. büyüdükçe küçük bir kavun gibi olur ve idrar torbasına bası yapar. Daha önce atıyorum 100 cc idrarınız geldiğinizde tuvalete gitme isteği oluyorken bu sefer daha küçük bir volümle Daha tuvalete sık. gitmeye ve sık sık idrara Evet. gidersiniz. Bunlar genelde ilk 3 ayın en çok görülen şikayetleridir. Evet hocam, o zaman hız kesmeden devam edelim istiyorum. İkinci 3 aylık dönemde, yani 13. haftadan itibaren yaşanan değişiklikler nelerdir? İlk 3 ay bittikten sonra anne adayları artık hafiften karnının da bir şişkinlik hissetmeye başlarlar. Ve hemen ilk soruları karın çatlağı. Karın çatlağı için bir krem kullanabilir miyim, bir şey yapabilir miyim? Tabii aslında bunu şeye düşünün, hani bir toprak düşünün. Su almazsa nasıl böyle toprak çatlıyor, güneş görüyor ve aralarında böyle boşluklar oluyor, kuruluk oluşuyor. Cilt de öldür, gerildikçe gelir. Ve aralarında dokuların hücrelerin arasında çatlaklar oluşur. Buraları doldurmak gerekir. Nemlendirici bir krem olabilir. Çok bir badem yağı, kakao yağı gibi basit. Yani içeriğinde Anneannelerimizde kullanır. olmaması gereken bir şey var mıdır bu kremlerin? Elbette var. O yüzden kendi kafalarına göre değil de bazı kozmetik ürünler de satılıyor ilaçlar tabii ki eczanelerde. Özellikle bu amaca yönelik Basit bir ürünler, değil krem. mi? Evet, nötral krem diyoruz biz buna. Nötr krem. Nötr krem cildi basit nemlendirmek için kullanılabilir. Bir de bu haftalarda annenin şikayetlerinden bir tanesi tansiyon düşmesidir. Genelde 20. haftalara yakın dönemde, 13 ile 26. hafta, özellikle 20. hafta tansiyon düşmesi en çok bu dönemde olur. Dolayısıyla anne adayı kalkarken, yürürken, uzun süre ayakta kalırken dikkat etmeli ve özellikle sabahları uyanır uyanmaz dikkat etmeli. Ne Hızlı olur? Tabii bütün kalkmamalı. gün yatakta uyuyorsunuz, kan etrafa göllenmiş vaziyette, ayaklarda her tarafta işliyor. Birden kalktığınızda beyninize saniyenin onda bir kadar sürede kan gitmez ise baş dönmesi yaşar ve düşersiniz. Düştüğünüzde bayılırsınız, bayıldığınızda ayılırsınız. Çünkü beyninize kan gider. Dolayısıyla buna dikkat etmesi lazım. Allah korusun. Evet, yani birden ayağa kalkmamalı. Biz uzun süre ayakta kalkın başınız döner, tansiyon düşmesidir ve çarpıntı olur. Tabii ki tansiyon düşünce, çarpıntı hissi, yorgunluk hissi, bütün bunlar kilo İkinci artmaya da üç başlar. Tabii ayda. ikinci, özellikle 20. haftadan sonra hızlı kilo alımı olmaya başlar. Anne adayları buna dikkat etmesi lazım. Genelde 3-4 kilo alınır bu 20. haftaya kadar ama asıl 20. haftadan sonra çok hızlı kilo alır anne adayları. Bu yönden Dikkat etmeleri dikkatli olmalıdır. gerekiyor. Karın çatlağı önlendirir, nötr bir krem
kullanmak ikinci, üç ay için yeterli olacaktır. Biraz bu haftalarda bazı hastalar için mide şikayetleri olabilir ama o daha çok son 3 ayda olur. Onu birazdan konuşacağız. Kabızlık da yine son 3 ayda yakınır ama bu dönemde başlayabilir bazı hastalar için. Hele daha önceden kabızlık şikayetleri olanlar için. Ama onu son 3 ayda hepsini bunların paylaşacağım. Yani kişinin daha önceki hikayesi de mutlaka hamileliğini etkileyen elbette. Mesela sizin daha önceden kabızlık şikayetleriniz varsa, bunun ötürü yaşamınızda anne adayı olmadan önce de varsa kesinlikle gebelikte artacaktır. Çünkü gebelikte artan progesteron hormonu bebeğin plasentasının eşin ürettiği bir hormondur. Gebenin devamını sağlar. Bu hormon arttıkça bebeğin bağırsaklarının peristaltizmini, böyle bağırsaklar sıkarak yumruk 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 çalışır, içindeki postayı ittirir. Bu hareketleri yavaşlatıyor. Yavaşladıkça o pasajın geçişi uzuyor. Uzadıkça o pasaj sırasında bağırsak daha çok emiyor ve içindeki postanın suyu azalıyor. Suyu azalınca sertleşiyor ve kabızlık oluşuyor. Evet, dolayısıyla kabızlık da çok fazla karşılaşılan bir durum aynen, gerçekten. Aynen, bu bağırsak hemoroid birbirini tetikliyor. Onları da birazdan konuşacağız zaten şimdi. Dilerseniz son 3 aya geçelim hocam. Evet, son 3 ay. En zor ay. İlk, en zor mu? Evet. Eyvah. İlk 3 ay nahoştu ya, bulantı kusmalar. İkinci 3 ay bu arada anne adayın en güzel aylarıdır. Kusma çünkü yok. Hiçbir şey yok. Genelde rahat gezer, sinemaya gider, seyahat eder, şunları bunları yapar. Ama son 3 aya gelince 26. haftadan sonra bir takım kısıtlamalar olur. Neden? Ağırlık arttı. Tabii artık karnınız burada. Anne adayı böyle karnı giderek büyümeye başladı. E ne yapacak, gözünüzü kapatsanız şöyle durursunuz, öne doğru gidersiniz. Gitmemek için bir kere kendini geriye atacak. Ne olacak? Belinizdeki çukur artacak. O çukura birden yük artacak, beliniz ağrımaya başlayacak. Artık ayakta çok kalamayacaksınız. Çünkü o süreye kadar muhtemelen bir 8-10 kilo aldınız. Ve anne adayı hayatında hiçbir zaman 8-10 kiloyu bu kadar kısa sürede almadı. E tabi kalçalara, dizlere binen yük artacak. Ve ne olacak? Anne adayı yorulacak, dizleri, kalçaları ağrımaya başlayacak. Uzun süre ayakta kalamayacak. Hı hı. Bunlar haricinde biraz önce konuştuk. Reflü şikayeti artacak. Evet. Nedir reflü? Bu yemek borusuyla midenin girdiği yer, tabii ki rahim büyüdükçe mideyi biraz yukarı doğru ittirecek. Tam arasındaki açı biraz değişince yediğinizdeki mideye çıkan merhaba asitler... evet, çok kaybol. Hoş bir görüntü. Mide hocam asitler. Bu arada bu kaçıncı hafta? 32, 8 aylık halk arasıyla. Gördüğünüz gibi hafif göz açık bu. Evet, bu genelde göz açılması 28-30. Haftada başlar gebelikte bu arada. Hı-hı. Bu nadir yakaladığınız pozisyonlarından bir tanesi. Çok güzel bir fotoğrafik image. Ama tabii bu bize bir gördüğünüz gibi bu fotoğrafa bakınca aile bunları seviyor. Ama direkt bir beyin hasarı var mıdır, kalbi sakat mıdır diye bir şey söylemiyoruz. Hı-hı. Sadece bir enstantane bir anı olarak kalıyor. Evet, çok mideye tatlı. Gelince... Poz vermiş, şanslıymış aile değil mi? Evet, evet. Çoğu zaman... Her zaman bunu yakalamak da mümkün değil. Aile her zaman işte bana bu fotoğraf verdiği istiyor ama poz veren bebek. Biz sadece fotoğrafçı oluyoruz. Evet. Buyurun hocam, sözünüzü kesin. Estağfurullah. Biraz önce işte mideden konuşuyorduk. Yani anne adı yediği zaman özellikle yemekten sonra hemen yatmamalı ve aşırı yağlı, asitli yiyecekler, gazlı yiyeceklerden, baharatlı yiyecekler, acılı yiyecekten kaçınması lazım. Bunlar çünkü mide asidi arttırır ve asit de ne olur buradaki yemek borunuza kaçar ve gece ya da hemen borunuzda yanmayla uyanırsınız. Tabii basit antasitler var. Bunları kullanırım. Hatta proton pompa inhibitörlerimiz, asit pompa inhibitörleri var midede. Bunları azaltan ilaçları doktor kontrolünde kullanmasında bir sakınca yok. Dolayısıyla bu gebeliğin son trimesterinde en çok gördüğümüz şikayetlerden bir tanesidir. Diye de biraz önce de bahsettik kabızlık. Kabızlık şikayetinde de işte biraz önce de söyledim pasaj azaldığı için anne adayın en önemli şeyi beslenme tarzını değiştirmesi lazım. Bol bol sıvı tüketmesi lazım. Mümkünse yulaflı yiyecekler alması, lifli yiyecekler alması lazım. Mutlaka tabii meyve porsiyonları yemekleri arasına koyması lazım. Bunları yaptığı zaman daha sağlıklı beslenmiş olur, dengeli beslenmiş olur ve böylece bağırsak problemlerini de daha fazla çekmemiş olur. Evet. Peki hocam kilo alımından da böyle kısa bir bahsedelim istiyorum. Neye göre değişiyor? Yani ortalama ne kadar olmalı sağlıklı bir hamilelikte? Şöyle söyleyeyim, bu kişiden kişiye dönüyor. Eğer anne adayımız sizin gibi zayıf bir anne adayımsa, kilolu olmayan, normalde ortalama biz 10-12 kilo dediğimiz ama bu anne adayımız 15 kiloya kadar çıkabilir. Tabii bu 15 kilonun bakın kilo aldınız da bir kere yaklaşık 3 kilosu bebek. 1 kilosu suyu,
bir kilosu plasentası, tabii, bir kilosu göğüslerin dolması, süt bezidiri. Hı hı. Geri kalanı zaten minimum bu, bir tabii, şey var. 7-8 tane kilosu zaten bunlarla ilgili. Geri kalanın, hı hı, bir kısmı yağ depolusu, bir kısmı da ödem olarak atılıyor. Evet. Dolayısıyla ne gördüğünüz gibi yaklaşık 10-12 kilo gidebilecek potansiyel kilo. 2-3 kilo belki fazladan, hı hı, kilo alıyorsunuz. Bu doğumu da rahatlatması açısından tabii, önemli bir nokta. Evet, yani çok kilo, hı hı, almanız demek iyi bir şey anlamına, evet, gelmiyor. Peki hocam, süremizin sonuna geldik. Son olarak birkaç cümleyle toparlamak istediğiniz şeyler varsa dinlemek isteriz. Tüm anne adaylarımıza sağlıklı bir gebelik sürdürmeni diliyorum. Bununla birlikte mutlaka doktor kontrolüne girmelerini ve unutmamaları gereken iki ultrasonu söylüyorum. 11 ile 13. hafta aralarında mutlaka bir perinatoloji uzmanına gidip bebeğin ense kanalı ölçümünü yaptırıp Down sendromu olup olmadığını baktırsınlar. Bir de asıl önemlisi 20. haftalar civarında detaylı ultrason, ayrıntılı ultrason, ileri düzey ultrason diye geçen bebeğin tüm anatomisini, tüm organlarını değerlendirdiğimiz ultrason perinatoloji uzmanıcı yapılıp bebeğin sağlıklı olup olmadığını belirlenmesi lazımdır. Bir de ikili ve dörtlü. İkili test dediğimiz işte 11-12. 13. haftada ense kanını ölçüp anne bir de koldan kan veriyor. O değerlerle anne kolundan verdiği kan değerleriyle ultrason birleşince adı ikili test oluyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz hocam. Ederim. Çok keyifliydi. Buradan anne adayları varsa, anneler varsa hepsine de sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım Melih Bey'le. Kadın hastalıkları, doğum ve perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Melih Atağan Güven'le birlikteydik efendim. Kendi çalışma ortamında ağırladı bize. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, Melih Bey'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kadın hastalıkları, doğum ve perinatoloji uzmanı Doktor Melih Atağan efendim. Çok keyifli bir röportaj oldu. İnşallah kendisini de en yakın zamanda stüdyomuza bekliyoruz. Değil mi Ömer Bey? Evet, bir dahakine olmazsa ben de geleyim diyorum.